Evet Sayın Yargıç. Aşk ile evlenmiştik. Evlenemezsek mutlu olamayız zannediyordum. Gözümüz dünyayı görmüyordu. Ben zaten normalde de görmüyordum. Her neyse. Altı erkek, altı kız çocuk dünyayı planlıyordu. Daha ilk çocukta ise anlaşamadık. Neden mi? Anlatayım. Ben doğacak ilk erkek çocuğa birincisine babamın adını, ikisini çağırdım. Bir, Hızır. İki, Yunus. Dedim ki, ya Hızır olacak, ya Yunus olacak. Ya Hızır olacak, ya Yunus olacak. Ya Hızır olacak, ya Yunus olacak. Hızır ediyorum seni, Hızır ediyorum seni, Hızır ediyorum seni, Hızır ediyorum seni, Hızır ediyorum seni. Pardon Hakim Bey, bir anda heyecanlandım. Anlaşamıyoruz Sayın Yargıç. Anlaşmamıza imkan yok. Fenerbahçeliymiş meğerse. Ben orada zaferiyim. Ayatoluk Beylerine de bayılırmış. Ey ben nefret ederim. O Instagram'da dolaşırmış. Ben Twitter takip ederim. Söyleyin lütfen. Bir arada yaşayabilir miyiz? Hoşçakalın. Yaşasın. Yuhu. Dünya varmış. Peki çocuk. Sahi. Bir de çocuğumuz vardı. Al canım. Senin olsun. Yok, sen ona benden daha iyi bakarsın. Öyle deme, annen ne güne duruyor? Yok ya, sen bana bakabilirsin. Öyle deme, annen ne güne duruyor? Çok sorumsuz. Çok sorumsuz. Asıl sorumsuz sensin. Top şimdi annede. Maç hızlı başladı. Annenin fıstırsında. Baba, baba topu çok iyi karşıladı. Servis sırası şimdi babada. Baba annenin biri boşluğunu arıyor. Arıyor. Topu fırlattı. Anne havada yakaladı. Anne geri yolladı topu. Anne geri yolladı topu. Baba yakaladı. Baba fırlattı topu. Top uçtu. Uçtu. Top alan dışına çıktı. Top aldı başını gitti. Top nereye gitti? Aman Allah'ım! Sağlarda ender görünen hareketlerden biri. Top kalabalığa karıştı. Hakim iki tarafı da yenik ilan etti. Haksız da sayılmaz. Küçücük bir topa sahip çıkamadılar. İyi oynadım bunu. Bir de bunun tersi var. Bırak çocuğu, o benim. Sen bırak, ben ne kalacağım? Canavar. İştahsız. Haydut. Eşkıya. Bırak diyorum. Sen bırak. Bırak. Ben sen bırak. Ben ne kalacağım? Tuğbe. Şunu. Ver şunu tut. Tuğbe. Sen sus. Doğru yol bu. Birazdan oradayız. Değil mi canım? Evet hayatım.
Aman oradan da Asuman teyzenin doğum gününe gideceğiz zaten. Oh Asuman şimdi ne pastalar, ne börekler, ne çörekler. Mis gibi yapmıştır. Eğleniriz orada, eğleniriz. Of anne, of. Dikkatli olmamız lazım kızım. Çok dikkatli olmamız lazım. Zaman kötü. Ben öyle kızımı her yere bırakmam. Bir tanecik kızımız var. Ben onu kaybedemem. Ağlamak nereden çıktı şimdi anne? Yani siz bana güvenmiyorsunuz. Ben kendimi koruyabilirim. Kızım, canım, biz sana güveniyoruz ama insanlara, çevreye güvenmiyoruz. Değil mi canım? Evet hayatım. Aman Rıfkı, geç kaldık. Bu saat kaç? Asuman doğum gününe geç kaldık. Oh, Allah kahretsin. Baba yine yanlış yola saptın. Tamam kızım, birazdan oradayız. Doğru yol bu. Aman zaten geç kaldık. Boş ver sen doğum günü, doğum gününü falan. Hediyeni yarın okulda verirsin aman. Boş ver. Şimdi biz Asuman teyzene gideriz. Şimdi Asuman teyzen börekler, çörekler, tatlılar neler neler yapmıştır bizim için. Değil mi kocacığım? Hadi kaptan, dönüyoruz. Peki kızım. Of anne, of! Söyle bakalım oğlum. Liseyi bitirince ne yapacaksın? İşte Zurna'nın son deliği. Hiç düşünmedim baba ya. Tam bir kararsızlık. Evet. Seni dinliyoruz. Ne olsam ki acaba liseyi bitirince? Kararsız kaldırmak için. İşte birinci kötü yanı. Nasıl yani? Hiç mi düşünmedin? Ayıp ayıp. Büyük kayıp. Çocukluk. Sorumsuzluk. Ya bağırma. Aslında düşündüm de. Çok da düşündüm. Ne olacağına karar veremedim bir türlü. Hangisini olsam diye. Buldum. Ben tiyatrocu olmalıyım. Olmak ya da olmamak. Batıyorsun. İşte ikinci kötü yanı. Ne batacağım lan? Titanik miyim ben? Oğlum senin annen bir tiyatrocu, baban da tiyatrocu. Oğlum hep ekonomiye gelir olmayan yıkarıya ne işe yarar ki? Oğlum kendini kurtarmış büyük sanatçıların dışında çoğu kamyonu zor duyuyormuş. Tamam. Liseler arası tiyatro yarışmasında 3 kez ödül aldı. Yeteneğim var. Yok değil yani. Fakat sen demiyor muydun? Tiyatrocular aç, susuz, sürünüyor diye. Dedim. Tam da yaşlılığımızda bize bakacak hayırlı bir evlat bir köşünün yaptığına bak. Ya ölmek ya da ölmemek. Vay nasılsın sayın seyirciler? İşte bana hep böyle dediler. Liseyi bitirdiğinde ne olacaksın sorusunu sorduklarında kesinlikle daha önceden hazırladığınız bir cevabımız olsun. Buldum. Söyle bakalım. Liseyi bitirince ne yapacaksın? HIV, X virüsleri üzerinde çalışacağım. Onları kromozomlara ayıracağım. Tek tek hücreler haline getireceğim. Sonra laboratuvara götüreceğim. Hepsini birden birleştireceğim. Bir bilim adına bilim. Çok güzel. Kulağa da hoş geliyor ama yapabilecek misin bunları? Oğlum, peki nedir bu? Aktif, X, HIV, MIF, CIF, CIF? Sizin anlayacağınız dilden söyleyeyim. Kısaca doktor olacağım, doktor. Oğlum biz yemedik, yedirdik, içmedik, içirdik. Anne kutunları görmedik, okuttuk, adam almanı istedik. Demek doktor olacağız. Doktor olacağım. Gel sana öyleyse sarılayım doktor bey. Baba. Oğlum. Baba. Oğlum. Baba. Oğlum dedeni unutma. Dedem. Sürtanım için de ilaç yazar mısın? Yazarız dedişim yazarız. Sana başka ilaçlarla yazarız. Evlendim. Üç oğlum, iki kızım oldu. Üç oğlum, iki kızım oldu. Ev işlerimizde elimle vızır vızır çalışıyorum. Yıllar rüzgar gibi geçti. Sabah kalkıyorum, eyvah bugün ne pişirmeli? Çocuklara sorarım, söylemezler. Pişiririm, yemezler. Çıldıracağım. Patates pişiririm. Yiyin patates! Bir kavga çıkar. Kapuska mı? Evet. Pırasa mı?
kıyamet, mercimek, cinayet, tavuk pişiririm hepsi. Diye tuttururlar. Tavuk mu çocuğum, kalite yapma. Ama sonunda tavuğun kaç bacak, dünyanın kaç bacak olduğunu anladılar. Nasıl mı? Anlatayım da öğrenin. Bir gün eve anketör geldi bana, işini sordu. Ay ben de ev kadınıyım dedim. Ev kadınıyım. Baba yeni. Demedim tabii ev kadını. Ne dedim? Baba yeni. Var. Anne. Ev kadınıyım dedim. O da beni işsizliğe yandı. Anneyim ya. Doğur, besle, büyüt, okula yolla. Biz ki. İki iş. Ütü, sökük, yemek yap, sofra kur. Sil, süpür, yerleştir, hasta nazlandır, misafir ağırla, çiçeği sulu, kediyi besle. Kaynana pış pışla, kocayı bekler, çocukları kıskanır. Evde hizmetçi. Görünceye laf yetiştir. Pazara git. Neyse, sonunda geldi o anketör bizim eve. Bana mesleğimi sordu. Ben de ev kadınıyım dedim. Ev kadınıyım. Adam beni işsiz diye yazmıyor mu? Beni işsiz ha? Beni işsiz diye yazmıyor mu? İşte o an yüzüm kararmış, kelim şaşmış. Fırladım sokağa, faydası öyleyse. Yandık ilim keten eyvah. Çektim deli gömleğini. Artık çok rahatım, şapkamı rica edeyim. Ben seni de sevmedim madem, doğruyu duymak istiyorsun madem. Öncelikle zaman ayırıp bizi izlemeye geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ayrıca bizim bu oyunu sergilememize katkısı olan özellikle Kartal Cebevi Başkanı Sayın İsmail Saçlı Bey'e aramızda yok herhalde çok teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu üyelerine, halk ve ilişkiler konusunda emeği geçen Necla Ayten Hanım'a, gönül ister ki bütün etkinlikler ve organizasyonlar Kartal Cebevi'nde geleneksel bir hale gelsin ve her sene yapılsın. Ve şimdi huzurlarınıza kısa bir sürede pozitif enerjisiyle bu gösteriyi hazırlamamızda ve sunmamızda vesile olan dünya tatlısı öğretmenimiz ve yönetmenimiz teşekkür ederim.
burada beraber drama yaparsınız bizimle, bize katılırsınız. Siz inşallah değişiklik olmazsa seneye devam ederiz. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Bir resim, bir resim alayım. Hocam bir tanıyım. Çektim. Bir de ben gireyim. Evet, hazır mıyız? Tamam, bir dakika şimdi. Zaten çekiyordun. Evet, çekiyordun. Aa, neden çektin ya?